Tabii ki, tabii ki. Tabiat gibisi var mı? Kuşlar, ağaçlar, börtü böcek. Sakıcı bir gün bizi bekliyor yani. Bizi nelerin beklediğini asla bilemezsiniz. Esselamu aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Işık kanalımızda bu dersimizde gördüğünüz üzere Osmanlı arşivlerinde Nasrettin Hoca ile ilgili bir vesika okuyacağız. Gerçi arkadaşlar Nasrettin Hoca Selçuklular döneminde Mevlana Hazretleri'nin aşağı yukarı zamanında yaşamış zatlardan bir tanesi. Haliyle Osmanlı arşivleri 1300'lü yılların başından başlayarak elimizde vesikalar var arkadaşlar. Yani öncesinde böyle vesikalar yok. Sadece birkaç kitaplar var, yazma kitapları var. Onunla da ilgili Nasrettin Hoca ile ilgili vesikalar var mı bilmiyorum. Bu Osmanlı döneminde kaleme alınmış Nasrettin Hoca'nın soyundan gelenlerle ilgili, onların yaşanmışlıkları ile ilgili ya da türbesinde vazife gören o soyundan gelenlerle ilgili arşivlerde vesikalar var. Bu da onlardan bir tanesi arkadaşlar. Evet, hemen Bismillah diyerek arkadaşlar Nasrettin hocamızla ilgili bu vesikayı, evet gelen şu geldi şu vesikayı arkadaşlar okumaya çalışacağız. Evet, yukarıda arkadaşlar hemen şuradan başlıyoruz. Bunları lütfen not alın ya da dikkatlice iyice bakın nasıl yazıldığını vesaire. Sıklıkla karşımıza gelir arkadaşlar. Daha sonra rahatlıkla okumanız açısından söylüyorum. Bismillah dedik, başlıyoruz. Burada el-emru yazıyor arkadaşlar. El-emru kema. Kema zükira. Evet, zükira. Fi. Fi. Ve enel fakir. Ve enel fakir ileyhi azze şanuhu. Azze şanuhu. Hüseyin el-muvella bi hilafeti, evet, bi hilafeti mahkeme-i Akşehir. Evet, bir mahkeme-i, özür dilerim, bi hilafeti mahkeme-i Akşehir ofiye an. Evet, Akşehir mahkemesinin artık kadısı diyelim arkadaşlar. Mührü de var. Şu mühürde arkadaşlar tevekkeltü ala haliki, tevekkeltü ala haliki, ben yaratanıma, Allah'a tevekkül eylerim, tevekkül ettim anlamında bir ifade ki bu arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'in yüzünde de bu ifade yazıldığı gibi paylaşımlar var, onu da söyleyeyim. Ne derece doğru paylaşıyorlar vesikalarıyla beraber ama doğruluğunu bilmiyorum arkadaşlar. Onun yüzü biraz daha kare ve süslemeleri daha farklı. Bu ifade yazıyor. Tevekkeltu ala haliki. Burada da Hüseyin'miş arkadaşlar. O zatın ismi. Şimdi vesikamızı bakalım. Derunu sureti beratı alişanda. Derun içinde anlamında arkadaşlar. Sureti berat. Berat suretinin kopyasının suretinin içinde. Yani buradaki yazılı olanı kastediyor. Alişanda masturul isim. Masturul isim. İsmi yazılı olup ılgın mukataası. Ilgın günümüzde de varlığını koruyor arkadaşlar. Konya'nın ilçesi Ilgın mukatası malından almak üzere ceddi yani dedesi dedelerinden Kutbul Arifin, Kutbul Arifin Hace. Evet, Hace biz günümüzde hoca diye okuyoruz. Hace Nasreddin Kuddise Sirruhu, Kuddise Sirruhu türbesinde, evet türbesinde, yani o dönemlerde vesikadan da kısmen anlayacağımız üzere arkadaşlar işte Kutbul Arif'in, Ariflerin kutbu, çok büyük bir evliya, bilgin olduğu söyleniyor arkadaşlar. Anlaşılıyor yani bu belgeden.
günümüzde esprileriyle, mizahıyla daha çok tanınıyor. Demek hakikatte arkadaşlar böyle bir zat değilmiş. Ulema'dan, kutbul ariflerin, alimlerin aliminden bir zat olduğunu buradan anlıyoruz arkadaşlar. Ki bu ifade birçok vesikada var arkadaşlar. Ben bu vesikayı seçtim. Türbesinde işali kana değil. İşal şulelendirme, alevlendirme, kanadil kandiller, kanadil şurada. Şurada bir elif harfi var. Üst üste gelmiş lamla. Burada kanadil için, yani o kandilleri yakmak için. Burada bir ra eksik, revgan arkadaşlar. Hatta ben bu metinden bazı kelimeleri alarak Osmanlıca kelime okumaları dersimizde paylaşmıştım. Takipçi kardeşlerimiz bilirler. Evet, revganı zeyt. Zeyt ya revgan, zeytin ya arkadaşlar. Ama buradaki kasıt revganı zeytten kandilleri yakmak için elde edilen o yağ arkadaşlar. Zeytinyağı yakılıyor mu bilmiyorum. Yani böyle kandiller yakımında kullanılıyor mu onu bilmiyorum arkadaşlar. Bahası için, o kıymeti parası için kaldıralım. Evet. Muayyen, belirlenmiş olan, para, para, pare, para. Üçere, para üçere, mesela bazı metinlerde dördere, beşere gibi, yani üçer, dörder, beşer anlamında o dönemde demek ki bu tarz ifade kullanılıyormuş. Üçere arkadaşlar, üçere, üçer anlamında. Üçer, yevmi, on, sağ, akçe. Evet, yevmi, on sağ akçe vazifeye. Sağ akçe neydi? Saf, halis, katıksız akçe arkadaşlar. İçerisinde çürüğü olmayan sağ akçenin zıttı çürük akçe arkadaşlar. Sağ akçe derken sol değil, yani çürük akçe. Çürük akçe de içerisinde saf olmayan metallerin bulunduğu para diyebiliriz. Mutasarrıf olan, evet, mutasarrif olan Elhac İsmail. Demek bu zatın adı da İsmail'miş. İsmail Bey, Elhac, Hacı İsmail Bey, Mevlana, Bismillahirrahmanirrahim. Nasrettin Hoca'nın arkadaşlar soyundan gelen bir zatmış. Evet, an, akrabai Nasrettin. An, dendan. Yani akrabai Nasrettin, Nasrettin Hoca'nın akrabasından, Nasrettin nam kimesne, evet, nam kimesne, İsmail an akrabayı Nasrettin, yani Nasrettin Hoca'nın akrabalarından İsmail nam kimesne anlamında, nam kimesne, meclisi şer'i hatırı lazumu tevkirde, meclisi şer'i hatırı lazım-ı tevkirde, ikrarı tam ve takriri kelam edip, yani meclisin huzuruna gelmiş ve ne yapmış? Bu ifadelerde bulunmuş. Türbenin yakıtı için, o kandil yakıtı için ihtiyacı varmış arkadaşlar. Bu hali fakir, haliyle bunun karşılanmasını istiyor. İş bu, kitabın zahrında, yani içinde, ortasında, zahr orta demek buradaki manası, kitabın içinden, ortasında, zahrında, mahsuru suret, beraat-ı alişana, alişan, mucibince, evet, beraat-ı şan, alişan, mucibince, yani kendisine verilen o beraat gereğince, arkadaşlar, mutasarrıf ve müstehak olduğum vazifemden, iş bu 1203 senesinde, 1203 Hicri senesinde arkadaşlar, biz 1442'deyiz, yani 240 sene yaklaşık geçmiş Hicri olarak arkadaşlar. Miladi de 230 gibi yapıyor arkadaşlar. Senesinde müştemi olan, daha doğrusu müştema olan, toplanılmış olan vazifemi mukataa
İ mezküre. Bu da bir hemze olacak. Ama katmaya ilgili olsa da olur, olmasa da olur. Manadan çıkartıyorsun arkadaşlar. Mukataa mezküre. Anlamsız. Ve mukataa-i mezküre o adı geçen zikredilen mukataa ne? Ilgın mukatasıydı arkadaşlar. Mutasarrıf. Mukataa-i mezküre mutasarrıf. Fahrul eşbah. Fahrul eşbah. Fahr övünmek. H'nın noktası yok. Eşbah şibhten geliyor. Nazir, benzer, eş demek. Yani eşlerinin, akranlarının iftihar ettiği ki zaten bazı metinlerde fahrul akran şeklinde de geçer. Bu da boş bırakılmış. Yani burada herhangi bir X ismi gelecek. A'dan bit tamam vel kemal tamamıyla ve eksiksiz ahzu kabız eyledim. Yani buradaki aldım, tahsil ettim manasında ahzu kabz arkadaşlar eyledim. Son kısım arkadaşlar dedik de dediğinde gıbbet tasdik-i şer. Evet gıbbet tasdik-i şer. Şer'i tasdikten sonra mevaka bir talep ketbolundu. Yani İsmail Bey'in başvurusu üzerine bu hadise, bu kağıt vesaire kaleme alındı. Ne zaman alındı? Hurrira. Yani şu tarihte yazıldı. Fil yevmi tasi'. 9. gün ve şehri Rebiülahir. Evet. Rebiülahir ayının 9'unda. Ahir sene sitte. Sitte 6 demek. Mieteyn 200 demek. Ve elf. Yani 1206 tarihinde bu vesika kaleme alınmış. Yukarıda 1203 ifadesi vardı. Herhalde o zamandan beri o vazifeyi deruhte ettiğini ortaya çıkıyor. Bunun gibi bir şey olsa gerek arkadaşlar. O mukatayı almış ama şey almamış, parasını almamış diyelim artık. Ve bu vesika da arkadaşlar 1206 Hicri tarihinde kaleme alınmış. Evet, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar çok değerli alimlerimizden olan Nasrettin Hoca ki artık bizler onun mizahıyla biliyoruz, tanıyoruz. Eskiler ona Kutbul Arif'in, Arifler, Bilginler Kutbu Şeyhi derler imiş. Bununla ilgili bir vesikayı okuduk, paylaştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Arkadaşlar bizler de Konya'da Mevlana ve Şems Hazretleri diyarında ikamet ediyoruz ki bu zatların kabri Konya merkezde. Nasrettin Hoca da Akşehir'de arkadaşlar. Konya'nın ilçesinde. Yani aynı zamanda Konya için arkadaşlar Konya, Mevlana, Şems ve Nasrettin Hoca diyarı diyebiliriz ki zaten birçok evliyalar var arkadaşlar. Hangisini sayalım bilmiyoruz ki zaten peygamberler birkaç peygamber kabri de Konya'da olduğu biliniyor arkadaşlar yerleriyle sabit. Evet teşekkür ediyorum. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar Osmanlı arşivlerinde Nasrettin Hoca ile ilgili bir vesikayı okumaya çalıştık. Sürçülisan ettiksek affola vaktinizi aldık. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Lütfen derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı lütfen bu isteklerimizi geri çevirmeyin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.